Herkese merhabalar. Bugün Perşembe, haftalık oyuncu, yeni oyuncular geldi ve bir oyuncu analiz videosu biz de bir çekelim bakalım. Benim aslanlar geldi, samuraylar geldi, yeni samuraylar. Paketi beğendim açıkçası, fena değil. Hatta bir tane azaltmışlar, biraz bir sinirlendim ona. Genelde 4 tane Showtime ve 2 tane de bu özel güçlü oyuncu gelirdi. Bir tane indirmişler onu. Orada biraz sıkıntımız var ama bir tık daha yüksek beklerdim ama kötü değil paket. Onun öncesinde bir de şey gelmiş, teknik direktör gelmiş, Stoykoviç gelmiş. Ona sevindim ama şu ara yani bizim takım oyun stiline pek uygun olmadığını düşünüyorum da bakacağız yani Stoykoviç'e de. Pixi'miz, Sırbistan teknik direktörümüz gelmiş. Kendileri ne oynatıyor? Hızlı kontrol atakçılar ve açıktacılar. Yani aslında çok canavar. Şut gücüne artı bir veriyor. Keşke belki yani hıza verse daha mı iyi olurdu bilmiyorum ama hızlı kontrol atak ve açıkta. Gerçi şut gücü de ortaları falan etkiliyor bildiğim kadarıyla. Gayet iyi. 88 ikisi de ve yine İspanya teknik direktörü De La Fuente gelmiş. De La Fuente'miz de ne yapıyor arkadaş da? Top çevirmedir biri muhtemelen. Top çevirme açıkta. Bence Stojkovic bayağı bir, çok özür dilerim, Stojkovic bayağı bir rağbet görecek gibi geliyor. Büyük ihtimal ben de eklerim diye düşünüyorum kendisini. Onun dışında öncelikle şeye bakalım. Bir Potvi'ye bakalım. Ondan sonra Japon paketine geçelim. Bir de şeyler de gelmiş. Genç oyuncular gelmiş. Ya aslında onda çok şey yapmadım. Hani gelen epikleri vesaireyi düşünce bir de bunların form durumları da şeyleri çok etkiliyor. Yani şey ya epikler gibi gelmediği için hani sürekli B form gelmedikleri için düşüşte de gelebiliyorlar. Gerçi hani Camavinga çok düşüşte gelmez, Real Madrid oyuncusu, diğeri galiba Tottenham oyuncusu, Guardiola da sanıyorum çok düşüşte gelmez. Ama yine de şey ne yaptım diye buna girdim ben, paketlere girecektim. Epic oyunculara göre daha tabii ki dezavantajlı. Bir de elimizde, yani sizin elinizde daha doğrusu, bende yok da bunların yerine doldurabilecek artık yani Davids'ler, Vieira'lar, Gullit'ler vesaireler. Defansta keza öyle. Gerçi şimdi şey Camavinga'da şeyi değiştiren pas var, oyunu değiştiren pas, ama pası çok şey değil aslında. Daha çok driblingine vesairesine vermişler. Bakacağız dediğim gibi. Başka da bir şey burada bakıyorum yok. Önce şu potfillere bir bakalım. Zamanında gelen potfilleri karıştırıp gönderiyorlar. Musiala gelmiş. Bu kart zaten iyiydi. Herhalde bir 101-102 mi oluyor bu kart? Öyle bir şey oluyor. Canavar yani, hani bir eksik bir yanı. Fiziksel teması düşük tabii ki. Ya 1,83 boyu var, ne bileyim, biraz daha bir kuvvet de olabilirdi diye düşünüyorum ama onun dışında çok eleştirici. Biraz falsosu, duran topu, hadi duran topu geç de falsosu biraz 79'da falan kalıyor. Bitiricilik 83 olur, o 85. Hızlar 93-93-93 olur. Ya güzel bir kart. Yani kötü bir kart değil. Biraz daha belki ofansif farkındalık yüksek olabilirdi. Hızlanma 92 olacak. Hız 87 olacak. Yani çok da görüyorum bu kartı. Bence güzel, iyi potfillerden. Çift vuruşu var. Her şeyi var. Adamın uzak mesafe plaseji var. Tek pas var. Ara pas var. Yani ortaya karışık güzel bir, hem ofansif yönlü hem pasör yönlü güzel bir oyuncu gelmiş. Bütün yapay zekaları da var. Ben iyi olduğunu düşünüyorum Musiala'nın. Yani zayıf ayak kullanımı yok, o sıkıntı neredeyse asla. Ama yeteneği çok yüksek. Hadi kullanırsam diyor, ama yüksek kullanırım diyor. Zayıf ayak yeteneğimi. Musiala için durum bu. Bence iyi, kötü değil kesin sizde. Ben Luis Diaz, bal yapmayan arı, kimse de görmediğim Luis Diaz. Yine hızlanma uçuşta, pas yok, bitiricilik yok denebiliriz artık. 77-79 iş yapmıyor yani, gerçekten yapmıyor. Çift vuruşu var yani, sağdan soldan gir. Yani seni biraz kahreder gibi geliyor. Top kontrolü iyi değil, dengesi çok kötü o hızlanmaya. Yani işte görüyorsunuz ya, çana tipte bile ufacık 1,58, biraz dengeyi düşürün. Sürünüyor yani, hantallaşıyor falan. Bu tip oyuncular gerçekten. Yani hele ki şu zamanda artık oyunun sonuna gelmişiz 2024 için. Çok kadrolarda bence yer bulmaz.
Yerin ortası var. 71 yüksekten pası olacak takımı atınca yerin orta. Yani zayıf ayak bazen ama yeteneği yüksek. Ya yani çok bence hani gelirse en azından etkinlikte kullanabileceğiniz kart. Rafael Leao bence oyunun bug kartlarından, bir de güçlendiricili de gelmiş. Ben her zaman iş yapacağını düşünüyorum. Ya çok fiziksel gidişi de iyi yani fizik. Bu arada fiziksel temasın zaten defansta muhakkak ki etkili olduğunu biliyorduk ama bence her türünde yani forvetlerde, kanatlarda, özellikle forvetlerde çok etkili. Bence top yani gidişatında, top saklamasında zaten etkili ama top kazanımında ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Topu indirmede, kafayla pas vermede vesaire bayağı bir fark ediyor. Yani hani düşündüğümüzden zaten fark ediyor. Düşündüğümüzden daha fazla olduğunu anladım. O anlamda iyi yani fiziksel temas da 80 olacak. Güçlü de bir futbolcu olacak. Şut gücü biraz düşük. Ya kötü değil ama dediğim gibi yani çok çok mu iyi, çok çok iyi değil bence şu kart. Boşluk kollayan oyuncu gelmiş. Yani eğer ofansif orta saha yakılırsa bence daha iyi olur. Orada daha etkili olur ya da gizli forvette. Yani kullanmak isteyen için ama bana kalırsa yani şu seviyede yine bu karttan daha iyi kartlar vardır. En azından şeylerle yani epiklerle falan oynayanların elinde. Yapay zeka oyun tarzları iyi gelmiş. Boyumuz iyi. Zıplama yani kafa çok yok ama vurur bence o boyla. Yani kötü bir oyuncu değil ama yani şu seviyede dediğim gibi şey yapmıyor yani böyle göz doldurmuyor. Rodrigo'ya hemen bakalım, o da güçlendirici. Bu kart çok şey istenen bir karttı ama geriye gelen forvet gelmiş. Ya ben yine çok görmedim Rodrigo'nun bu kartını, ne yalan söyleyeyim. Genelde kanatlarda bazen oynatanı görüyorum ama bu kartımı, başka kartımı onu bilmiyorum. Bence değerlendirilir ama zayıf ayak nadiren. Ya falso yok, orta yapamaz. Muhtemelen yerin ortası yoktur. Yani sağdan soldan gir, çift vuruş yap, vur. İşte plase var. Yedekten girebilir. Ama dediğim gibi yani en azından dengesi iyi. Fena gelmemiş. 89 olur. Hızlanması 91 olur. Hız 92 olur. Yani top sürme yetenekli olarak sağda solda bence oynatılır eğer alternatifi yoksa. Ama ortadan ziyade işte içeri gir, kısa paslarla işte Berkaç'ta gir, vur şeklinde değerlendirilir. Kötü değil. Ama dediğim gibi çok çok yani hani işi, o geldiği zaman bir böyle bir konuşuluyor. Ondan sonra yine çok revaçta olan yine Messi'ye, Mbappé'ye, Neymar'a dönüyor herkes. Lewandowski artık bence oyunda çok fazla da görmedim ve bu tip oyuncuların artık ben Harry Kane'dir, Lewandowski'dir şu an için oyunda çok yeri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya yani bir Haaland varken kimse Lewandowski'yi kullanmıyor. Yani işte Harry Kane'i de çok kullananı görmedim. Orta kafa gol oynayanlar için bile çok kullanmıyorlar. Haaland'ı kullanıyorlar. Çünkü bir tek o vurabiliyor gördüğüm kadarıyla. Bunlar vuramıyor yani artık defanslar o kadar iyi ki. İşte Rudiger'ler geldi, şeyler geldi. Bir de bedava da verildi. Yani hakikaten kolay kolay vurdurmuyorlar. Ki bir de kendiniz müdahale edemiyorsunuz bu potvillere. En azından hani biraz kafa vereyim, biraz işte zıplama vereyim falan da diyemiyorsunuz. Zaten şey yapamıyor yani koşu gücü yok. Yani yine fena gelmemiş. Hani bu belki de en iyi hızı gelen Lewandowski'dir, 81 olacak. Belki bu bir nebze kullanılabilir ama yine yani iyi değil hız. Ama kafası var. Hava üstünlüğü yok. Yani kafası var Lewandowski'nin. Hava üstünlüğü yok. Yani hiç şansı yok. Yerine ortası var. Nasıl? Aha, bu ofansif orta sahada gelmiş. Çok enteresan bir Lewandowski. Fırsatçı golcü mü? Ya fırsatçı golcü ama en azından geriye gelen gelseydi bari. Ne bileyim ya, pas özellikleri var. Fırsatçı golcü gelmesi enteresan, bilmiyorum yani, çok dayanıklılık felaket. Süper yedek mi? Süper yedek de değil. Bence ya bilmiyorum, değişik bir kart. Yani hani isteyen koyar. Biraz şey böyle yani hani nasıl diyeyim, böyle yani geneli hafiften yeşilimsi olur. Bir işte turkuaz bitiricilikle ofansif farkındalık. Ya biraz derli toplu denir ama dayanıklılık kötü. Denilebilir yani, en azından farklı bir kart diye düşünüyorum ama çok çok denenmeden bir şey söylenemez bence. Valverde boşluk kollayan oyuncu gelmiş. Sağ kanat açıkta oynamaz. Bu kartı hatırlıyorum. Bu kart da bayağı konuşulmuştu ama yani şu an için hakikaten göz doldurmuyor bu kartlar. Yani isteyen oynatabilir. Defansif özellikleri var ama farkındalık çok yok.
Yani o bölgede dediğim gibi Valverde'nin yerine bir sürü oyuncu vardır. Onun için Valverde'yi teşekkür ediyorum kendisine, ama top kesmesi var. Hava üstünlüğü var. Valverde'de kafa yok, hava üstünlüğü var. Ya denenmeden yine bilinmeyecek oyunculardan, ama çok mu iyi? Bence çok çok iyi değil. Ne ofansif farkındalık tam karşılıyor, ne defansif karşılıyor. Geçelim. Hugminson kendisi bu fırsatçı golcü kartı. Bu da çok çıkarılmak istenen kartlardandı. Ben yine Hugminson'un yine bağlı oyunculardan olduğunu, her zaman iş yapabileceğini düşünüyorum. Bu kartı da bence güzel. Ama top sürmesinin biraz daha iyi olmasını beklerdim. Yani fırsatçı golcü. Top sürmesi bana düşük geldi. Bitiricilik 93 olur. Ofansif 89 olur. Hızı da bence, yani biraz kırpıyorlar işte. Yani böyle getirmiş adam ama top sürmeden kırpmış. Şimdi orada öyle top sürebilen bir Mbappe varken 90'ların üstünde GP'li kartı bile, yani adamın acayip top sürmesi falan. Hani yani Hugminson'u kim oynatır? Onu bilemiyorum yani. Seven oynatır. Hani bu kart çıkarsa eğer, hadi koyayım dersiniz. Belki sol açık oynatabilirsiniz ama fırsatçı golcü sol açıkta ne yapabilir? Sol kanat yani oynamaz buralarda. Yani bilmiyorum, hani çok, çünkü hızı yeterli gelmiyor. Top sürmesi yeterli gelmeyecektir. Bir de dengesi kötü, hantal kalıyor çok. Denge kötü olduğu zaman top kaybediyor. Yani denenebilir. Bence yeri fırsatçı golcü, bir denenip bakılabilir. Özellikleri var. Çift vuruşu var. Pozisyon takibi iyi. Ara pası var. Gelişine şut var. Akrobatik bitiriş. Prese şut, mesafe. Falsosu nasıl? Falsosu da iyi. En azından topu aldığınızda ceza sahası dışından da vurabilirsiniz. Şut gücü 92. Bence o açıdan iyi. Yani fırsatçı golcü oynatılır ama çok atılan ara toplara yine koşar diye düşünüyorum, ama çok böyle hani önüne aldı mı driplingle gidebilecek bir Hugminson değil bu kart bana kalırsa, ama o bölgede işte yerleştikten sonra canavar gibi köşelere vurabilirsiniz. Mor şut çekebilirsiniz diye düşünüyorum bu kart için. Zayıf ayak kullanabiliyor, yüksek yeteneği gayet iyi duruyor. Vitinha bu kart bende vardı galiba bir ara. Çok üzerinde durmayacağım. Hızı gerçekten kötü o seviye için. Orada göbekte oynamaz. Ofansif orta sahada hızdan oynamaz. Göbekte defansı yok. Fiziksel teması yok. Çok ufak. Yani Çanatip Songres'in neyse göbekte bu arkadaş da o. Yani hani Çanatip'in en azından hızı var. Ben onun için orada oynatıyordum. Göbekte alıp çalımlarla işte gullite bullite en azından ekarte edebiliyordu. Vitinha onu da çok yapabilecek bir oyuncu değil gibi görünüyor. Ya hızlanma biraz yüksek olsa belki, ama yine hız çok düşük. Ama çift vuruş vesaire var. Yani pasta atmak için falan pasları yüksek. Belki deneyebilirsiniz. Ama ofansif orta sahada, yani bence orta sahadan ziyade, ya yani hani bu şu seviyede çok oynatılmaz ya. Çok da üzerinde durmayalım. Ben White bedava verildi ama gelmiş. Bu kartı da çok gördüğüm kartlardan biri değil. Nereye koysanız güdük kalır. Sağa koysanız hızı yetmez. Sola o şeye koysanız, stopere defansif özellikleri yetmez. Onun için teşekkür ediyoruz Ben White'a. Walker yine hızlı bir Walker, yok edici değil mi? Bu kart da çok methedilmişti ama yine oynatanı görmedim. Defansif özellikleri bence iyi değil. Yani yok edici için farkındalığı, mücadelesi falan düşük. Ya bu karta gelene kadar bedava verilen Rudiger'ler falan bundan iyi. Hızlı diye muhtemelen, ama işte öbür taraftan kırpmışlar. Bence yani her şeyde var adamın. Top kesmesi, açıyı daraltma, hava üstünlüğü. Ya yüksekten pas olsa ama yok edici adam. Hadi sağ kanatta oynat diyeceğim ama yani o da olmaz. Zaten yerin ortası falan da yok. Çok garip bir kart bana kalırsa, yani hani olmamış bir kart diye düşünüyorum yani. Hiçbir yere koyamazsınız yani, ne bileyim. Uzun taç çok lazım. Adam markajı. Tamam, top kesme. Defansif özellikleri var ama şey yok. Defansif yetenekleri kısıtlı. Bir tek hızı var diye adamı bence bir değişik bir şey yapıp göndermişler. Joao Neves bu kartı da methediyorlardı. Yani biraz GP'li kart havasında ama sıkı top tutma vesaire, 92-92 top sürmeler olur. Orta saha oynuyor, orkestra şefi. Ama hızı kötü yani, defansif özellikleri de var. Yani anca yeni başlayan bence kadrolarda orta sahada değerlendirebilir. En azından çift vuruş var, top kesmesi var, mücadele ve pozisyon takibi var. Defansif olarak orada katkı sağlayabilir. Çok kötü değil defansif özellikleri.
Hücuma da pas da atabilir ama öyle bir aman aman, çünkü hızı çok düşük. Çok koşamaz, gidemez. Top sürmesi olsa da hızlanması da iyi olmayacak çok. Yani oralarda biraz bir pas da atabilir diye düşünmekteyim. Karnesecchi'ye bakalım. Karnesecchi hücumcu kaleci. Atalanta'nın kalecisi. Bundan iyi kaleciler bence vardır ama kötü de gelmemiş yani, yakalama hariç 84-86 olur. Ya yani savuşturma yakalama zaten illaki düşük oluyor. Epik değilse o kaleciler. Ama refleks ve uzanma yüksek olacak, boyu da var. Bir denenebilir yani, kapatabilir oraları ama yine yakalama, savuşturma, zıplama çok artık etkili değil diyorlar ama bilemiyorum. Bendekiler için hiç etkili değil. Zaten Kawaguchi zıplayamadığı için 1,80 100 bile olsa adam zıplayamıyor. Öyle bir durum var. Karnesecchi'ye de teşekkür ediyoruz. Henko'ya bakalım. Savunmacı bek, yani defansif katılım biraz yüksek olsa, o da 89 falan olsa en azından turkuaz olur oralar koyunca. Belki stoperde denenir çünkü şeyde denenmez yani, hızlanmasından dolayı. Zayıf ayak neredeyse asla. Feyenoord etkinlikte de kullanılmaz. Çift vuruş falan var. Yine teşekkür ediyoruz. Çok kullanılacak bir oyuncu değil. Barnes'da uğrayacağız. Bakın verimli kanat. Yüksekten pas 79, yerine orta var. Ama yani o pas yetmez. Hızlanma iyi, denge yok. Yine standart çok iş yapmayacak. Ne bileyim, süper yedeği falan var mı? Süper yedeği var. Bitiricilik 81 olur. Yani hani yoklukta oynatılır bence. Yani oradan gir. Ama dengesiz iyi değil. Yani oradan gir de çok hantal olacak. Yine teşekkür ediyoruz. Yani şu seviyede bence yine oynatılacak oyunculardan çok fazla değil. Sergio Dest bir ara Barcelona'da bile oynamış dedim, bu çocuk. Yani defansif mi? Defansif dedi. Hücumcu bek en azından birazcık. Ya çok yine Sergio Dest'e direkt teşekkür ederek uğurluyoruz. Ya hiçbir yerde hiç sağ açığa koysan şey var mı? Yerin ortam var mı? Var. Pasın kaç? 80, 82 olur. Falson yok. Şut gücün yok. Teşekkür ederiz Sergio'ya. Dayı gelmiş. Kerem Demirbay. Dayının hızı çok kötü. Gerçekten kötü. Ya orada bence hani o bölgede defansif orta saha orkestra şefi, defansif orta sahada da ne yapacak o defansla? Yani fiziksel temas da kötü. 73. Etkinlikte oynatılır. Teşekkür ediyoruz dayıya. John Pacheco gelmiş. Pacheco'yu yine teşekkür ediyoruz. Pacheco'ya da başarıların devamını diliyoruz. Hızlanma vesaire, defans da kötü. Leon Goretzka bir ara, Goretzka çok iyi, Goretzka çok iyi derken şu ara kimse de Goretzka görmüyoruz. Çünkü görülecek de bir durumu yokmuş. Yani güçlendirici de gelmiş, hızlanma berbat. Tam orta saha gelmiş de nereye gideceksin de nasıl döneceksin? Tam orta sahalar yani, bakıyorsunuz forvette yan yana oynuyor. Yani bir bakıyorsunuz defansta, ama iyisi öyle. Yani bu hızlanmayla, bu arkadaş hızlanmayla çok dönebilecek bir şey değil. Oyuncu değil. Zaten dayanıklılık da yetmez tam orta sahaya. 83 yani, bir devre mi oynayacaksın? Onun için özelliklerine bakmaya bile gerek yok bence. Goretzka'yı da teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz kendilerini. Oh, bitmiyor. Marušić sağda solda nereye koyarsan oynarım diyor. Zayıf ayak yeteneği bazen ama yüksek kullanımı. Yani GP'li kart bile değil diyebilirim Marus için. Özelliklerde güdük, kırpık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Jorgensen kaleci. Hemen bakıyoruz. Fena görünmüyor açıkçası. Yani savuşturma zaten kötü olacak ama yani gelirse etkinlik İspanya'da ve etkinliklerde oynatılır ya. Hücumcu kaleci, alçak degajı var. Farkındalık 92 olur. Yakalama 88 olur. Diğerleri de 89 olur. Ya yani benim kalecilerle kafa kafaya bir kaleci gibi. Gayet de fena değil yani, işte girişte falan oynatılır. Castellanos, bu çocuk da Real Madrid'de mi bir hat-trick mi yaptı, birine bir Barcelona'ya mı bir acayip bir 4 gol attı, ondan sonra o gazla galiba Lazio'ya gitti değil mi? Orada da hiç duymadık kendisini. Yani çok, çok kötü ya. Direkt geçiyorum Castellanos'u. Teşekkür ediyorum. Vaa, Sugawara gelmiş. Aa, görmedim ben bu Sugawara'yı. Bakayım mı? Bendeki kartından iyi mi? Bendeki kartı daha iyi. Bende Japon milli takım kartı var. Yani etkinlikte şimdi Hollanda Ligi, bilmiyorum, lisansları alındı galiba. Birkaç lig bırakılmış da
Hollanda Ligi ile Lig 1 alınmış sanıyorum. Bu sene Lig 1 gelecek olabilir. Hollanda'dan emin değilim de Lig 1 etkinlikleri falan olacaktır bu sene diye düşünüyorum. Sugawara'ya yani ben bile hani Sugawara'ya göz öldürmem açıkçası. Sugawara'ya da teşekkür ediyoruz. Kendisini yolluyoruz. Bir an Furaş zannettim. Nuno Santos'muş. Celtic formasına benzettim de Sporting Lizbon'muş. Nuno Santos'a güçlendiricili gelmiş. Orta saha sol kanat oynuyor. Açıkta oynuyor. Yerin ortası var. Yüksekten pası iyi. Falsosu fena değil. Şut gücü idare eder. Yani cipri kart havasında ama defansı da var. Yani sol kanatta bence defansif yönde oynamak isteyenler için yani top tutar, pas dağıtır. Ama yani çok hızı iyi değil ama çok dengesi iyi değil. Yani zorluyorum biraz bir şey çıkarmak için. Bütün de şeyleri gelmiş özellikleri. Çılgın koşu, uzanan mermi, bitirici bek kendisi ama yani o hızlanma falan denge bence bitirici bek için çok yeterli değil. Fred'e bakalım Fenerbahçe'nin gözdesi Fred tam orta saha gelmiş. Dayanıklılık iyi tam orta saha için. Hızlanma idare eder bence bir tık daha yükseleceğini düşünürsek. Etkinliklerde de kullanılabilir. Normalde de bence çok kötü değil. Ama yani farkındalık da yani ne yapacaksın? Sen ortada duracaksın mı? Tam orta sahasın. Gideceksin, geleceksin. Defans için de yeterli değil. Ofans için de yeterli değil farkındalıkları. Yani ortada dursan yani çakıllık al verdiğiniz zaman belki iş yapar gibi duruyor. Yani onun dışında etkinlik oyuncusu. Çift vuruş, bir vuruş, top kesme her şeyde gelmiş adamın. Ama dediğim gibi yani biraz bir tarafa en azından ya da tam orta saha dediniz mi hani bu defansifin de ofansifin de en azından bir 80'lere yakın olması. Yani 80 hadi üstleri zaten çok çok iyi de onları zaten bulmak zor. Epik mepik oluyor ama bu şekilde zor. O Arda'mız gelmiş. Bu kartı oynatanları yine görmedim. Her yerde de oynayabiliyor. Etkinliklerde oynatabilirsiniz. Leverkusen'e gitmek istiyor diye haberler var. Ben de gitmesi taraftarıyım. Yani bu sene Real Madrid'de çok zor forma şansı bulması. Ya biraz en azından şey olsaydı oyun tarzına tabii şey değil biraz böyle koşan yırtıcı olsa ama çocuk teknik biraz eski tip 10 numaralardan ne yazık ki bizim zaten genelde öyle 10 numaralımız hani çok koşan eden böyle hırpalayan şekilde değil onun eksikliğini bence yaşıyor ama toparlar yani daha genç güçleniyor da. Ya bu kartı etkinlikte bence oynatabilirsiniz. Fırsatçı golcü gelmiş. Bir de ama oynatanı da görmedim. O hız fırsatçı golcü için yeterli mi? Bence değil. Hızlanma fena değil. Denge yani ortalama bir kart olmuş gibi geliyor. Çift vuruş, dış plase, süper yedek ya etkinliklerde değerlendirilir. Juanmi'ye bakıyoruz. Fırsatçı golcü 1.72 teşekkür ediyoruz. Kendisine uğurluyoruz. Direkt Lejeune değişik bu Fransızların isimleri zor okunuyor. Lejeune'a da teşekkür ediyoruz. Etkinlikte belki yine değerlendirilir. Ah Vatorum Endom. Vatoru Endo. Ya bu kartı bence son gelen kartı. Yılın oyuncuları kartı çok daha iyi bu karttan. O kart iyi. Ama o kartı da oynatmıyorum şu anda. Ama bu kartı bence yeterli bir kart değil. Çıkarsa yani defansif orta sahaya koyun. Endo her zaman mücadele eder. En azından mücadelesinden emin olabilirsiniz. Çünkü samuraydır. Bizim samurayların da kaptanıdır kendisi. Japon milli takımının. Onun için gözüm kapalı Endo'ya güvenirim. Ama şimdi gerçekçi olmak lazım. Defansif katılım 81. Yani oranın en azından yani Endo için hepsinin yeşil olması lazım oranın. Turkuaz olması lazım özür diliyorum. Agresiflik de dahil. Yani 90'ların başında olması lazım en azından 90-91. Öyle değil maalesef. Onun için yok edici gelmiş. Genelde ön libero gelir ama yani o agresiflik de yok edici için çok yeterli değil. Ciero teşekkür ediyoruz Ciero'ya direkt uğurluyoruz Ciero'yu. Rodrigo Muniz bu arkadaşlara muhtemelen teşekkür edeceğiz. Yine teşekkür ediyoruz Rodrigo Muniz'e. Başarıların devamını diliyoruz. Okidja kaleci enteresan Avustralyalı falan Cezayirliymiş. Aa enteresan. Okidja ya derli toplu yine çocuk elinden geleni yapmış. Boy kaç? 1.84 kısa zaten yine teşekkür ediyoruz. Bisek'e de
Teşekkür ediyoruz kendisine. Hücumcu defans hızlanma 65. O gitse gelemez. Teşekkür ediyoruz. Biseke bakıyoruz Inter'de ya etkinlikte falan yoksa adam kullanırsınız. Ben çok memnun değilim açıkçası bu şeyden. Çok göz yani kim olur? İşte Musiala olur. Leao işte son Hükmün son fena değil. Yani burada öyle aman aman şu kart. Ya şu anki kadrolara bakınca belki o zaman geldiği zaman için ya çok iyi o gelmiş dersiniz de. Ya şu an benim kadro bile gerçekten yani benim kadro ki adamlar bir de şunların çoğundan evladır yani hani. Ama bir Musiala bence kadronun şey hani ya Musiala gelse olur diyebileceğiniz adam Musiala. Bence açılmaz ama siz bilirsiniz. Hökmin son için fırsatçı olacağı mı dediğim gibi yani şey yok yani top sürmesi şey yok ya gitsen dripling yeteneği ama alıp vurabilirsin işte oralarda dolaşırken atar durumlar budur şimdi efendim gelelim Youngstar'lara hadi bakalım da bunları da açıkçası çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim yani buradan tabii göremiyoruz şeyden ama yani bakayım şuradan hemen bir Guardiola özür diliyorum ha şurada Showtime Pro şeyden o da reklama girdi. Yani çok şey görmedim. Çok iyi görmedim açıkçası ki yanda gelenler özellikle çok kötü. Yan tarafta gelen işte o ekstra gelen oyuncular bence baya kötü gelmiş bu sefer. Guardiola mesela bakalım Guardiola. Bakıyorum hemen bakıyorum efendim Guardiola. Hız 89 oluyor. Yani full eğer şey oyuna bırakırsak hızlanma 84. Ya solda ya zaten yeterli gelmez ama savunmacı bek olduğu için zaten çok çıkmaz. Yeterli gelmez dedim. Kalırsa gelir. Savunma özellikleri iyi. Ya Guardiola aslında en şeyi yani hani en azından sıkı top tutması iyi, şey top sürmesi iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas iyi, adam markajı, yerin orta defans özellikler gelmiş. Hava üstünlüğü, kafa mücadele ruhu. Yani Guardiola solda en azından kullanılabilir eğer defansif oynatıyorsanız. En bence şeyi Guardiola gibi düşünüyorum paketin. Kamavinga'nın dripling özellikleri iyi gelmiş. Orası bayağı iyi top sürmesi. Orkestra şefi gelmiş. Dayanıklılığı 93 oluyor. Hızlanması 89-86 oluyor. Defansif özellikleri defansif farkındalık 82. Yani orkestra şefi bilemiyorum. Ofansif farkındalık 71. Ya defans orta saha olarak bence o defansif özelliklerle çok oynamaz dokunmazsanız. Daha iyileri vardır. Orta sahada da bu sefer biraz hücum yapsın isteyeceksiniz. Ofansif farkındalığı kötü. Bitiricilik falan sürünüyor. Şut vesaire bitiricilik bayağı kötü. Şut gücü 80 oluyor. Fiziksel teması 77 o bölgeler için biraz onu güçlü. Yani oradan al buraya ver şeklinde olacak. 102 oluyor ama bence 100'lük bir kart yapıp biraz daha güçlendirmek daha mantıklı. Van der Ven, bu arkadaşı bu ara bayağı bir sardılar Van der Ven'e. Epey geliyor. Bu arkadaş da 102 oluyor. Hızlı bir stoper istiyorsanız kullanılabilir. Yine savunmacı mı? Yok edici. Sol tarafta yok edici bir sol bek. Bilmiyorum nasıl olur ama şey yok yani hiç. Top sürme, sıkı top tutma, orada biraz pas yapayım, şey yapayım derseniz pas özellikleri falan çok kötü eğer şeye bırakırsanız. Bence bir şey bile değil yani Showtime bile zor söylenebilir diye düşünüyorum. Hızlanma ve biraz defans var diye böyle bir kart getirmek de ayıp bence. Başka hiçbir şey yok adamda. Burası da böyle arkadaşlar. Gelelim artık uzun bir video oldu tabii olacak da daha. Bizim canlardan Usami gelmiş. Dediğim gibi Usami'nin geleceğini söylemiştim. Hemen yine programdan Usami'ye dönüp bir bakayım. Usami neredesin Usami? Ha, burada mısın? Evet, Usami şey fırsatçı golcü gelmiş. Fırsatçı golcü geleceğini düşünüyordum. Ya geriye gelen gelir dedim ya fırsatçı gelir dedim. Fırsatçı gelmiş ama adam şeye kadar oynuyor yani göbeğe kadar oynuyor bütün o çizgide. 81 toplamda 80 99 oluyor. Ben 100 beklerdim yani Usami'yi. Özellikleri ne oluyor? Hız 86, otomatik fullersek hızlanma 93, şut gücü 87. Bu benim takım için geçerli tabii. J1'lik ve J2'lik oynarsanız.
Fiziksel temas 75, sıçrama 70, denge 88, dayanıklılık 85, ofansif 87, farkındalık, top kontrolü 86, top sürme 88, sıkı top tutma 91, bitiricilik 91, pasları 70 oluyor. Duran top 87, falso 87. Benim takımda bu çocuk oynar. Arkadaşlar gizli forvette oynar. Biraz oradan kız pasa ver. Ofansif orta saha oynar. Fırsatçı golcü zaten oynar. Tam ofansif farkındalık 87'de kalıyor da bir yerden nereden alır, hızlanmadan alınabilir miyiz? Alamayız, zaten direkt oraya etkiliyor. Olsun, 87 olsun, sıkıntı yok. Usami'yi kesinlikle isterim. Şu anki tarzımda da fiziksel temas dayalı biraz indirme şeklinde, yani kafayla indir Suzuki ve Osako'yu göstereceğim şeyi. Makasçılım, çift vuruş, taban kontrolü var. Dinamik depar var. Pıtı pıtı gidecek yani, dinamik depar güzel bir özellik. Hele ki fırsatçı golcüye gelmiş olması benim için inanılmaz. Uzak mesafe pleşecek, yerine şut, ara pası var, yerine ortası var. Dış plase, kaptan, uzak mesafe, şut ekleyeceğiz bu arkadaşa. Şut gücü 87 oluyor çünkü şut gücü de iyi. Yok yok, yani bence canavar olmuş. Konami bir kıyak geçmiş. Yani niye şu yok? Yani hızı belki, ne bileyim, 90 falan da hız olsa artık tadından yenmezmiş yani. Ama o zaman epeye girer. Dayanıklılık bile 85 çocuğun, dedim dayanıklılığı kötü gelir ama gelmemiş. Bu arada ağzım burnum çok kurudu, özür diliyorum. Bir çayımdan içeyim. Usami'nin durum budur. Bence gayet iyi bir kart. Fukumori gelmiş. Bekliyordum Fukumori de ayın sanıyorum oyuncusu ikinci ligde. Yokohama'dan geldi Fukumori. Fukumori bir hücumcu, oyun kurucu gelmiş. Ben hücumcu defans beklerdim. Oyun kurucu gelmiş, kendileri bakıyorum 99 oluyor. Duran top 91, falso 92 bu arada. Arkadaşın duran top da atabilir. Oyun kurucu sol bekte oynuyor ama tabii ki sol bek oynatmak çok mantıklı değil. Defansif farkındalığı 92 oluyor. Katılım 97 oluyor. İkili mücadele 93, agresiflik 96 oluyor. Hız hızlanma 77-75 oluyor. 86 şut gücü var. Bakın bir frikikçi geliyor. 86 şut gücü var. Sıçrama 85. Kafa 84. Fiziksel temas 83. Onlar birazcık sınırda. Onlar biraz yükseltilip, ben dediğim gibi son taktiği göstereceğim. Ben hiç hız basmıyorum ve eğer uzun top kontrol oynadığım için zaten arkaya açık vermiyoruz. Tamamen bu sefer defans bastım oyunculara ve gerçekten baya baya toparladı takım. Bu çocuğa da öyle yaptığımızda daha da uçacaktır diye düşünüyorum. Fukumori'yi sevdim. Kendisinin uzak mesafe plasecisi var. Tek pas var. Hücumlarda kesinlikle kornerlerde çıkartacağım bu arkadaşı. Oralarda çok iş yapar önüne düştüğü zaman top. Tek pas, ara pas var. Oyun kurucu bir defans, dengeli pas, yerine orta var adamda. Vay arkadaş. Vay arkadaş, yerine orta var. Hafif yüksekten pas var. Top kesme, açıyı dağıtma, kayarak müdahale, kaptanlık. Mücadele ruhu ekleyeceğiz kendisine. Çok şaşırtıcı bir, enteresan bir Fukumori gelmiş arkadaşlar. Yani bilmiyorum, ben böyle kart gördük mü? Epiklerde. Yani Fukumori Japon 2. liginden epik adayı olarak 1,83 boyuyla, ya bir tık daha 85-86 olaymış keşke boy. Enteresan. Yani gerçekten güzel bir kart. Çok hoşuma gitti bu kart benim. Ben çok iş yapacağını düşünüyorum Fukumori'nin her anlamda. Pastori şeyi adamda, bitiricilik bile 68, bitiricilik ne oluyor? 70 oluyor bitiricilik. Yani ileride çıktığı zaman, kafa toplarında falan oralarda dolandığı zaman bir direkt gol tehlikesi adam. Sevdim. Fukumori'yi çok uzatmayayım, daha paket açılışı yapacağız bu paketten. Tabii ki Furukawa gelmiş. Furukawa kendisi Jubilo Iwata'dan boşluk kollayan oyuncu olarak gelmiş. Ayın golünü, ben Ayın golüne abone, bunları göstermedi mesela, videolarını izliyorum. Ayın golünü ben bıraktı zannediyordum Konum. Bayağı da söylendi. Bırakmamış. Furukawa boşluk kollayan oyuncu, sol tarafta. Dinamik depar var mı Furukawa'da? Var. Dinamik depar var Furukawa'da. Furukawa'dan hemen size bahsedeyim. Furukawa efendim, kendisi Tokyo doğumlu. Furukawa'nın ofansif farkındalığı 81 oluyor. Top kontrol 93, sürme 96, sıkı top 93. Bakınız. Hız 94. Hızlanma 87, denge 91. Tamamdır. Sol kanat.
Sıkıntı yüksekten pas 78'de kalıyor ve yerine ortası yok. Buna bir yerine orta bulup hafiften driplingden kesip yüksekten pası 80 kıvamına getirirsek canavar bir yerine orta bulduğumuz zaman şey olur. Oradan orta yapar bize gider gelir. Denge 91, dayanıklık 86. Boşluk kollayan oyuncu yani biraz içeri kayıyor boşluk kollayan oyuncuları orada oynattığınız zaman. Şey de öyle. Ya aslında o iyi bir anlamda. Bitiriciliği 76 ya da biraz bitiricilik yükseltilip ama benim çok tarzım değil işte ben onu çok yapamıyorum. Oradan gir içeri vur. Şut gücü 83. Yani değerlendiririm kesinlikle oynatırım. Dış presi süper yedeği var. O süper uzak mesafe presi dinamikte akıllı çalım dönüş çift vuruş makas çılgın koşu su var. Yani o taraftan yine girer. Furukawa da iyi. Ben bu seferki kartlardan memnunum. Kesinlikle memnunum. Çok iş yapacak. Taguchi'nin bende bir showtime var. Bu ikinci showtime'ı. Taguchi'ye hemen bakalım beraber. Taguchi de ne oluyor? Kendisi 98 oluyor. Orkestra şefi. Taguchi biraz güdük ama defansı iyi. Hız 78, hızlanma 72 eğer şeye bırakırsak tabii ki öyle bir değerlendirme yapmayacağım. Ben kendim şey yaparım. Ofansif farkındalık 72, işte top kontrol 81, sıkı top 73, tutma 73, top sürme 73, sıkı top 77. Alçaktan pas 91, yüksekten 87. İşte kafası 79, duran top 78, falso 77. Yani böyle ortalarda 80'e yakın dolaşıyor bütün özellikleri. Sıçrama 79, fiziksel 77. Denge 77. O şekilde kalıyor. Defansif farkındalığı 89. Defansif katılımı 92. İkili mücadele 94. Agresiflik 87. Bu adamın olayı beni oraya koy diyor. Defansif orta saha oynayabilir olduğunu düşünüyorum bu defansif özelliklerle. Pas da dağıtır oradan. Keşke orkestra şefi değil de şey olsaydı. Ne o? Ön libero olsaydı daha beğenirdim açıkçası. Biraz çünkü orkestra şefleri ileriye gidiyor. Diğer kartı bence daha hücumcu bir kart. Bu karttan ziyade onu da bir ara gösteririm diğer kartına. Yani paketin biraz böyle işte ne denir yumuşak karnı Taguchi. Yani kötü değil dediğim gibi iş yapar. Ama çok iyi mi? Çok çok Taguchi'den çok çok memnun kalmadım. Ama çift vuruşu var. Yani o ne bileyim o var yani en azından gelişine şu tek pas, ara pas, dengeli pas, bakmadan pas, top kesme. Yani oraları toparlayabilecek bir oyuncu biraz hızlı olsaydı orkestra şefi belki birazcık defanstan da kesilir mi ya da pastan hıza verilir mi? İşte bilemiyorum. Bakacağız onlara eğer çıkarsa. Yani Taguchi gelmese de olur kartlardan ama gelirse hepsini tabii ki isterim. Şimdi buraya kadar geldik. Bundan sonrası paketi açmaya bakıyor. Önce şuradan bir kadromuza bakalım. Ben de bir şey seçmiştim ya. Ne o FES Başkan diyor ya hurafe kadrosu. Benim son şeyim bu arada acayip. Bütün takıma defans ve fiziksel temas verdim. Gördüğünüz gibi hiç hızlanmaymış şeymiş dripling falan yok. İleri dikiyorum. Bu canavar top indiriyorlar. Çok savaşçı oldular. Defanslar böyle hiç hız yok çünkü zaten geriye yaslanıyoruz. Hıza gerek yok. Dün 78. geldi. 2-1 zar zor yendi. Çocuk habire bastı, habire bastı taktik yapmak için. Geçemedi buraları. Gördüğünüz gibi şu şekilde oynuyoruz. Hepsi deli gibi defans yapıyor. Ve fiziksel temasları yüksek. Hücumcu oynamak istersek böyle oynuyoruz. Defansif oynamak istersek buraya iki tane defansif, daha defansif ön libero alıyoruz. Durum budur. Şuradan neredeyiz? Takım oyun planı listesi. Totem diye bir kadromuz vardı bizim. Totem Dost CM demişiz bakalım. Şöyle bir kadro yapmışız. Demek ki şuradaki çocuğu almışız ya da gitmiş. Tamam bu güzel ya. Oraya da bir tane şöyle en azından biz fakir bir Japon takımıyla oynuyoruz. İzlenimi veririz. Şöyle yapalım. Tamam. Hadi bakalım. Önce bir bedava şurada şeyimiz var. Bir Berkamp gibi bedava bir tane atmayalım. Şuradan Kamavinga falan gelir mi acaba? Bir kere olur o iş. Haydi bakalım bir ücretsiz oyuncu. Ver neyi gidelim. Kamavinga Guardiola'yı ver gidelim. De. Tamam. Yine de bekleyelim. İçerisi bir an sararabilir. Bir şey olabilir. Morarabilir. Her şey olabilir.
Yok tabii ki gelmedi, o bir kere olur. Ah be, ah be bir. Sergio Roberto yine iyi. Sergio Roberto. Hemen silelim Sergio Roberto'yu. Teşekkürler Sergio. Serbest bırak. Evet. Sergio Roberto'muzu da aldık. Şimdi ocağımıza incir ağacı dikme. Zaten diktin hafiften. Rica ediyorum. Lütfen ver gidelim işte şu Taguchi hariç en azından. Ha, diğer oyunculara bakmadık. Şurada bir de sağ bek var. Çocuk 92 oluyor. Ben daha çok yüksek. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Şurada bir Ozaki diye bir sağ bek var. Bu çocuk fena değil. Bitirici bek. Özellikleri de fena değil. Biraz bir şeyler var yani en azından. Ama 92 oluyor. Daha yüksek beklerdim. Niye 92 oluyor? Bir sıkıntım var. Genelde bunlar 95-96 oluyorlar. Bir bakacağım yani. Uygulamada bence belki bir hata olabilir. Yapay zeka tarzı uygun değilmiş çocuğun zeka. Zekası uygun değilmiş. Onun dışındakilere bakmaya bile çok fazla gerek yok. Etkinlik oyuncuları. Ben gerçi Japon etkinliği oynamıyorum. Bayağıdır saygısızlık olmasın diye. Haydi bakalım lütfen Konan. Bir, iki, en son 7 kere basmıştık. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana hedefimiz Usami ve şey Fukumori. Haydi Fukumori ve Usami. Şöyle ki bir siyah ekran var. Siyah ekran. Siyah. Simsiyah. Vallahi bir morlu yeşilli bir şey yanında. Biri geliyor ama kim geliyor? Biri geliyor galiba. Taguchi geldi arkadaş ya. Gelmese de olur dedik. Geldik. Taguchi'yi verdi önden. Ah Taguchi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Güzel, güzel. Sıkıntı yok. Tamam. Bravo Taguchi. Süpersin o. Taguchi. İki tane de şey. Aha Ozaki'yi de verdi. Tamam. Canımızı okuyacak demektir bu. Yamaguchi verdi. Aa Yamaguchi'ye bak sen. Bende bir tane daha kartı var Yamaguchi'nin. Aynısıdır muhtemelen. Onu bile değiştirmiyorlar. Bu kötü oldu ya. Bu gerçekten kötü oldu. Şöyle bir bakalım. Bu hiç iyi olmadı. Hadi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi bakalım be. Hadi bir siyah ekran be. Hadi bir siyah be. Gelmedi. Aha yine bir şey daha geldi. Hadi bakalım. Var bari Usami'yi ver. Fuku. Aha Usami geldi. Gamba Osaka mı o? Usami işte bu. Usami geldi. Yeni forvetimiz gelmiş bulunmakta. Bakacağız. Bakacağız gerçi yeni forvet diyoruz ama Usami'den bir ekran aman iki kere basarsam video gider. Ekran görüntüsü alayım Usami'den bir. İşte budur be. Usami. Adını bilmiyorum. Takahiro Usami. Aha. Aa bak bu güzel oldu. Gerisini en azından şey verdi. Orası azalmış oldu. Kaç paketti? Kaç tane daha açabiliyoruz? Dur bakalım. Neyse. Bir devam edelim. Fukumori. Hadi ver Fukumori'yi. Hatta ikisini de ver. Daha paketin şeyi böyle otostopta hepsini halletmiş oluruz. Konamiçim. Hadi canım. Bak sırayı kaçırdım. Gitti gitti. Bu sefer totem gitti. Ver oğlum. Hadi. Hadi yorma bizi. Hadi. Yeter dedi. Yine içeride bir aktivite var mı ya? Yok. Yok yok. Yeter dedi. Sarı. Sarı sarar. Yeşil. Sarı. Sarı. Sasaki geldi. Hey be Sasaki'me bak. Oğlum orada sarışın. Burada adam kumral gibi. Yani yapıyorsun doğru yap bari ya. Bir de resmini koyuyorsun oraya adamın sarışın. Full GP'li geldi. Hadi, hadi, hadi yorma bizi ne olursun bak. Hadi Fukumori istiyorum. Tamam diğeri Furukawa kalabilir. Tamam. Hadi Fukumori. Son 3. 3 paket de değil. 2 tane daha açabiliriz. Hadi. Hadi bir hatta siyah ekran ver. Hadi be. Eyvah eyvah. Yeşil içerisi şey. Özel oyuncu verecek. Hadi be Fukumori'yi de verseydin be.
Özel oyuncu geldi. Davhan geldi. Davhan. Kendileri Gamba Osaka'dan. Bu çocuk da nerede bu çocuk? Ya bu Endonezya mıydı? Yo Brezilya mıydı yoksa Davhan? 78. Davhan sen kaç oluyorsun be? 95 falan olursun. Davhan geldi. Osako geldi. Yani hadi yine GP'li verdi gerisini. Azaldı bayağı GP'liler. Şu Davhan'a bakalım bir ya. Bu tarafa gelmen lazım artık. Hey. Bak Davhan'a bak sen. Davhan'a bak. Yine şey özürlü. Adam markajı. Göbek gelişine şut. Kafa topa basarak dönüyor. Ya gerçekten harika ya. Nasıl bir 78'sin ki senin? Şu halin bile 78 değil. Bakalım şurası. Hadi be bana azaldı. Nereye azaldı burası? Hadi be oğlum be. Hadi ver şu Fukumori'yi. Hadi başka bir şey istemiyorum. Fukumori hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Fukumori. Hayda. Hayda. Kötü oldu. Son zamanlarda çünkü biraz toparlamıştı. Matsuta'nın bende özel kartı var çocuğun. Matsuta'nın. Ya kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Son 6 top mu artık? Kaç top? Yarısını açtık paketin vermedi. Zaten son 7 top. Tek tek açacağız. Verirse verir. Vermezse yapacak bir şey yok. Biri burada, biri burada. Lan bir ben açıyorum zaten. Başka kim açıyor? Pis. Hayret bir şey. Açan adam varmış gibi. Bari oyuncular öğrenilsin. Aha. Aha. Ne olur fukum olsun. Hadi. Yani gerçi içerisi falan bir şeyler yanmıyor ki. Sarı mı? Yok. Kandırıyorsun adamı. Kasper Janker'i verdi bana. Fırsatçı golcüye bak. Hadi be oğlum. Hadi be ya. Hadi be. Fukumori'yi ver işte Fukumori'yi. Bu da bir şey değil. Vermücü. Taiga. Shiura. Shiura oğlum. Bakalım. Vay çift vuruş falan var çocuğun. Hadi be Fukumori. Hadi be. Lütfen rica ediyorum. Git tamam. Gelmedin işte. Fujiwara. Aynı takımdan veriyor bir de. Bir. Yedi de atacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Fukumori. Takahiro Fukumori. Geç. Gabriel. Son üç. 1 2 3 3 daha açan çoktur. 4 Fukum Allah'ın cızısı. Vermeyeceksin. Belli vermeyeceğin çok belli. Çok belli vermeyeceksin. Son 2 mi kaldı? 2 Fukumori. Neyse Usami'yi aldık en azından. Taguchi'yi aldık. Fuku. Ver hadi. Ver sıkıntı yapma. Ah. Yine vermedi. Nduka geldi. Nduka. Yok edici Nduka. Son. Ne yapacak bir şey yok. Geçen gelenler iyiydi çünkü bayağı sağlam. Daha yarısını 30'da mı verdiydi hepsinin öyle bir şeydi. İptal. 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 Hadi be. Hadi be. Son da yap bir kıyak be. Puuu rezil. Yapacak bir şey yok. Usami geldi en azından. Tamam. Usami ile Taguchi. Fukumari geleydi iyi olurdu. Kimsin sen? Gotoku. Gotoku'nun bende şeyi var. Gotoku Sakai'ye aslan parçası. Kaç maç oynadın kim bilir bende. Binlerce maç oynadık. Serbest bırak direkt. Tamam. Tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani iki tane yancı tutturduk. Bir tane de sağ bek geldi. 40 47 47 43
Ya belki sonraki videoda bir bilmiyorum devam ederiz belki bakarız. Şimdilik bir düşünmem lazım yani Fukumori gelseydi iyi olurdu. Usami'yi aldık. Usami'yi oynatırız. Yani Furukawa da iyi gelmedi ya. Taguchi yerine en azından şu ikisinden biri gelseydi. İnsan da aklı kalıyor ya. Yapacak bir şey yok da bakacağız. Şu paketlerden de dediğim gibi Stoykovic değerlendirilebilir. Bu arkadaşları füllemeye çalışırız. Benim şeyim var mı bilmiyorum. Gerçi temizlediğimiz zaman gelir mi antrenör puanı. Ona göre bakacağız. Şu takımımıza bir daha bir bakalım. Kimleri aldık şimdi son gelenlerden, oyunculardan. Liste eylemleri yok. Bu değil. Ekranı değiştir. Bu da değil. Ne oluyor be? Liste eylemleri sırala. Alınma sırası. Zaten öyleymiş ki. Üzüldüm. Üzüntümden dolayı böyle şu anda modum çok düştü. Usami'miz geldi. Tamam Usami güzel. Kendisi fırsatçı golcü. Hiçbir şey vermedin ki bu sefer ya. 1, 2, 3, 4. 4 tane oyuncu verdin 15 oyuncu içinden ya. Bu kadar pislik olunur ya. Şunlara bak. Bunlar çöp zaten. Fabian Ruiz, Haaland, Malat. Geç. Haaland gelmiş. Ne ara geldi ki bu Haaland bana? Şuraya bak. Berbat. Taguchi geldi bir de. Yapacak bir şey yok. Bunlara bakarız dediğim gibi bir bakarız. Duruma göre bir bakacağız. Ama ocağımızı incir ağacı dikti yani. Davhan'ı verdi. Hayret bir şey. Şuraya bak gerisi. Fasafiso. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Durumlar böyledir. Bir değerlendiririz. Bir de taktik videosu çekeceğim. Son taktiğimden gerçekten memnunum. Usami'yi bakalım monte edebileceğiz mi? Çünkü ileride Suzuki ve Osako var. İkisinin de fiziksel temasları iyi ve çok fark etti. Baya baya top indiriyorlar, alıyorlar, giriyorlar araya. Ona göre de bir taktik videosu çekip yine bir kahır videosu olur. Ben iyi diyorum ya şimdi kesin o kahır videosu olur. İkiden fazla gol yemedim son 5-6 maçtır. Kesin bir 4-5 yerim o videoda. Yok bir kere 4 yedim. 120. geldi ama ona da 4 yemezdim yani normalde de. Yedik bir tane de attım. Ama bu taktikten memnunum. Bu taktikte ısrar edeceğim. Bakalım. Yeni videoda görüşürüz. Yeni videoda bir dediğim gibi bir şey yapabiliriz. Bunları ne yaparız? Fulleriz. Ondan sonra takımı yeniden bir dizayn etmeye çalışırız. Bakacağız artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen varsa videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Keyif alıyorum. Umuyorum sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bu kahır dolu oyunu oynayan çok fazla insan kalmadık zaten. Birbirimize destek olalım. Lütfen videoyu beğenip isterseniz paylaşabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bazı yorumları görmüyorum. İnanın çıkmıyor karşıma. Sonradan bakarken bir şeyleri fark ediyorum. Biraz geç dönüş yapabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Elimden geldiği kadar geldiğince dönmeye çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.